Bu videoda size eller nasır olmaması için, benim ellerimde gördüğünüz gibi hiç yok. Yani birazcık şey olmuş ama asla bir sertlik yok. Şöyle dokunduğunuz zaman hiç sert görünmüyor. Size elleriniz nasıl nasır olmaz ağırlık kaldırırken ondan bahsedeceğim. Videoma hoş geldiniz. Bugün bakın berberden geldim. Şu saçlarımı hatta bir çıkartayım. Berberden geldim. Saçları jilete vurdurdum. Dövme falan tam belli oldu. Güzel oldu. Farklı oldu. Bu arada buralarımı ağda yaptı. Dedim ki oğlum ben zaten sarıyım bak. Ağda falan yapma dedim. Ya abi yapalım falan filan. Bayağı acıdı bak. Kıpkırmızı kaldı zaten. Neyse bu videoda size eller nasır olmaması için, benim ellerimde gördüğünüz gibi hiç yok. Yani birazcık şey olmuş ama asla bir sertlik yok. Şöyle dokunduğunuz zaman hiç sert görünmüyor. Size elleriniz nasıl nasır olmaz ağırlık kaldırırken ondan bahsedeceğim. Bu arada bugün stilim biraz farklı gördüğünüz gibi. Legal Power. Bol, bayağı bir bol. Altına da Jordan ayakkabıları çektim. Orijinal Jordan ha. Legal Power'ın şöyle farklı bir stili var. Hatta belki merak edenler olur. Altımda bir tane tişört var. Onu da göstereyim size. Yine Legal Power'ın stili. Bunu nereye koyabilirim şöyle 2 dakika. Neyse şöyle kalsın. Belki görebiliyorsunuzdur. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle kalsın 2 dakika. Bu arada biliyorsunuz yarış hazırlığındayım ve korse de kullanmaya başladım. Bu korseyi belki eğer talep olursa bir video yapabilirim. Tişört de bu. Yine bol kesim gördüğünüz gibi. Legal Power. Eğer satın almak isterseniz indirim kodunuz İbrahim15 açıklama kısmına zaten hep yazıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Buna reklam diyorsunuz. Asla reklam değil. Bana soruyorsunuz. Üstündekini nereden aldın? Onu nereden aldın? Soruyorsunuz söylüyorum. Benim ondan hiçbir kazancım yok ki. Sadece adamlar bana elbise gönderiyor. Ben de işte onlara... Yani siz soruyorsunuz aslında. Adamlar rica ettiği için bile değil. Siz sorduğunuz için ben size söylüyorum. Üstündekini nereden aldın? Hepsi Legal Power. İndirim kodunuzda İbrahim15, size bir iyilik yaptık yani, güzellik yaptık, indirim kullanabilirsiniz falan filan. Bu şekilde bol takılanlar bakabilir. Neyse konumuza geçelim şimdi. Birkaç hareketten size göstereceğim. Önce bir dumbbell'dan göstereyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi birkaç tane dumbbell var. Şimdi eğer bu dumbbell'ı şu şekilde avucunuz içinizde alırsanız, şurası gördüğünüz gibi tam nasıl olan yer şöyle katlanıyor. Yani böyle tuttuğunuz zaman, şurası katlandığı zaman oraya yük bine bine orada nasır oluşturuyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki nasır olmaması için ne yapmanız gerekiyor? Bu arada tekrar göstereyim, belki anlamayanlar vardır. Hatta başka bir hareketten de örnek göstereyim. Dumbbell şu şekilde avucunuz için tuttuğunuz zaman burası gördüğünüz gibi böyle katlanıyor. Ve siz ağırlık kaldırdıkça, buraya yük bindikçe burası sertleşiyor. En fazla sırt çalıştığımız günler oluyor. Herkes de biliyor zaten. En fazla sırt çalıştığımız günler nasıl oluyor? Hatta bu lat pull'dan da gösterebilirim. Ya da direkt şu bardan göstereyim. Sanki lat pull'dan yapıyormuşuz gibi. Lat pull'dan. Şimdi elinizi tuttuğunuz zaman şöyle. Bak katlanıyor, gördün mü? Şurası. Şu tam kavradığınız zaman şöyle avucunuzla şöyle tuttuğunuz zaman şurası içeride şu şekilde katlanıyor. Bakın tam nasıl olan yer şu şekilde katlanıyor. Ve siz bunu çalışmaya başladığınız zaman oraya yük biniyor ve zamanla orada bir sertlik oluşuyor. Biz de buna nasır diyoruz. Şimdi olmaması için ne yapmanız gerekiyor? Dostlarım çok basit. Çok basit bakın. Bu şekilde tutmak yerine şu şekilde tutmanızı istiyorum sizden. Yani burayı sıkıştırmak yerine, şu nasır olan yeri sıkıştırmak yerine daha çok parmaklarınızla şu şekilde kavramanızı istiyorum. Şimdi direkt aklınıza şey gelecek, o şekilde çalışarak ağır çalışabilir miyim gelecek. İnanın ilk başlarda çok zorlanıyorsunuz ama zaman geçtikçe, parmaklarınız güç kazandıkça hiç zorlanmıyorsunuz. Tamamen alışıyorsunuz ve hiçbir fark olmuyor. Bir de straplar var biliyorsunuz, bileğinize bağlanıyor, oradan avuç içinize, sonra bara bağlıyorsunuz, çalışıyorsunuz falan. Onların da çok etkisi olur. Bakın eldivenlerin etkisi olmaz nasıra.
Eldivenler sadece spor salonundaki hijyen içindir. Yani bunu bir sürü kişi kullandığı için aynı yere değmek istemeyenler için eldiven üretilmiş ve eldiven tuttuğunuz zaman işte sadece sizin elinize temas etmiyor, eldivenin dışına temas ettiği için işte mikroplarla alakalı eldiven. Ama strap öyle değil. Strap tamamen avucunuz içinde değil, daha çok bileğinizden gücü size verdiği için nasır olan yere, yani avucunuz içine hiç ağırlık binmediği için nasır olmasını neredeyse %100 engeller. Ama tutma pozisyonuyla alakalı da çok alakası var. Siz eğer strap takıp hala o şekilde tutmaya devam ederseniz inanın nasır olmaya devam edecek. Tutma stilini tekrardan göstereyim size. Bakın şu şekilde tutmak yerine, yani şurası şöyle nasır olan yer, katlanacağı yerine katlanması yerine şu şekilde tutmanız gerekiyor. Şu şekilde tuttuğunuz zaman inanın çok rahat oluyor. Asla aklınıza gelmesin yani. O şuru bilmem ne çok böyle güçsüz olurum falan diye aklınıza gelmesin kesinlikle. Zamanla alışıyorsunuz, parmaklarınız güçleniyor ve hiçbir fark olmuyor. Aynı şekilde lat pull'da da göstereyim. Bakın lat pull'da da yine tekrardan aynı şeyi söyleyeceğim. Şu şekilde tutmak yerine şöyle tutmak yerine şu şekilde tutmak. İnanın hiçbir farkı olmuyor. Şu anda ben bu arada barda gösterdiğim için, kolumu böyle böyle yaptığım için çok dengesiz ve sağlam olmayan bir duruş gibi görünüyor. Ama inanın çalışırken asla öyle olmuyor. En fazla dikkat etmeniz gereken birincisi tutma pozisyonu. Biraz önce gösterdiğim gibi tutmanız gerekiyor. Strap kullansanız bile o şekilde tutmanız gerekiyor. Eldivenler hiçbir işe yaramaz nasıra karşı. Sadece hijyen içindir dedim. Diyelim strap aldınız. Az önce söyledim zaten. Strap aldığınız tutma pozisyonunuz hala öyle. Strap minik minik kayacağı için yine de buraya güç bindirir. O yüzden yine de nasır olabilir. Tabii bu şöyle de bir şey var. Bazılarının cildi çok hassas ve en ufak şeyde nasır olabiliyor. Bazılarının hassas değil. Ama inanın bana benim dediğim şekilde yaparsanız zamanla elinizdeki nasırlar da geçecektir. Ve hiç nasır olmayan, yeni başlayıp bu videoyu izleyen şanslı kişiler de hiç nasır olmadan ellerini kurtarabilirler. Ben o şekilde tutuyorum. Gördüğünüz gibi ben bu arada 6 gün antrenman yapıyorum ve inanılmaz ağır yapıyorum. Gerçekten ağır yapıyorum. Ve benim elimde asla yok. Bakın. Sadece biraz renk var ama asla sertlik falan yok. Diğerini de göstereyim. Asla sertlik falan yok ellerimde. Burada biraz şey var ama hani rengi böyle şey gibi, böyle nasıl başlangıcı gibi bir şey olmuş ama asla hiçbir şey yok. Avucum soyulmuş ama inanın hiçbir şey yok. Yani böyle kızlar bana asla buluştuğumda böyle el ele sıkıştığımız zaman "Aa sen bodyci misin?" falan demiyor. Ama eğer eliniz bu nasıl olursa, bir de eğer hatun bodyci olduğunuz anlaşılmıyorsa, hani böyle anlamayacak kadar salak bir insansa vücudunuzu görmenize rağmen anlamayan çok kız var. Başka şeylerden nasıl olduğunu da düşünebilir. Anladınız mı? O yüzden nasır bence hoş bir şey değil. Ne kızda ne erkekte. Yani eller çok önemli gerçekten. Bence gayet açık bir şekilde anlattım. Strap ve tutma pozisyonu. Strap olmadan olur mu diye sorarsanız tabii ki de olmadan olur. Dediğim gibi ilk başta zorlanacaksınız. Ama birazcık böyle şey yaparsanız, dayanırsanız, parmaklarınızı güçlendirmeye çalışırsanız, zamanla kendiliğinden güçlenecek. Siz şey yaptıkça, o şekilde çalışmaya devam ettikçe. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bütün yarış hazırlığımı paylaşıyorum. Ocak 15'te tam anlamıyla bir definasyona gireceğiz. Zaten YouTube'da da paylaşacağım. Korse kullanmaya başladım. Korse ile ilgili video da yapabilirim. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Üzerimdekileri beğendiyseniz aynı şekilde Sweet de var. Üzerimdekileri beğendiyseniz Legal Power'ın internet sitesinden alabilirsiniz. Açıklama kısmında yazıyor. İndirim kodunuz İbrahim15 diyerek %20 indirim kazanabilirsiniz. Söyleyeceklerim o kadar. Kendinize çok iyi bakın. Peace out. Ben antrenmana başlıyorum. Güzelce ısınalım. Sonra antrenmanımızı yapalım. Bugün göğüs omuz. Sizin bana söylediğiniz kadar Ertuğ Hoca'nın bir sözüymüş. Ertuğ Evrikli'nin. Hayat, bu sözü söyleyip bitireceğim. Hayat tek bölge çalışacak kadar uzun değil dostlarım. Daha fazla, daha fazla, daha fazla.